Hiç yoktu. Çekiyor musun? Hayır, çekiyor mu? Buradan mı? Böyle bu açıdan. Şey nerede? Basın diyelim nerede? Özüm. Nerede karı kasın? Gel, oha. Ama kasıyor şu an. Şey... Nefes ver, nefes ver. Oha daha iyi oldu bak. Nefes ver bakayım. Utandı sen. Ben utandı ya şu an. Ya ben tınlıyorum bu kızı ya. Hadi başlayalım ya. Bugün bir daha kasa geliyor. Abi iyi vallahi iyiyiz. Sabah. Sabah. Köyde mesela derede bir su taşıyan kadınlar gibi. Aynen. İki daire. Aynen.
Haydi gençler. Haydi gençler. Alex'in kalsın. Çok iyi antrenman yaptım. Vallahi bir şey. Levent abi göster kaslarını. Ooo. Dışarıda kahvaltı yapacağım zamanlarda ilk tercihim bol yeşillikli, maydanozlu, dereotlu ve beyaz peynirli omlet oluyor. Yanında bir de bal kaymaktan azıcık azıcık yemiş olabilirim ekmeksiz. Akşam yemeğinde de mis gibi kokoreç yedim. Aşırı faydalı ve ekmeksiz yedim onu da zaten. Hiçbir sıkıntı olmadan sağlıklı beslenmiş oldum. Ama ertesi gün için aynısını söyleyemeyeceğim, şimdi göreceksiniz. Yine bol yeşillikli peynirli omletle güne başlamışım. Peki ya sonra? Oynat bakalım. Maşallah. Çok lezzetli ama. O kadar uzun zaman oldu ki gerçekten ağlayacağım. Acı hocam bayağı iyi. Çiğitler mi? Sen varsın diye, o da sen varsın diye. Dünyalar için zor zor nasıl, ayrı duydun mu be? Belki sen varsın diye. Gel güzelim bana gel sen.
Yetti mi dediğinizi duyar gibiyim. Yetmez arkadaşlar. Geceyi bir de katmerde sonlandırdık gerçekten. Sadece 3 parçasını yedim bu arada. Ertesi güne de güne dengeleyerek başlamışım. Bol maydanoz ve yanına haşlanmış yumurtayla. Şimdi gelin güzelce cheat day konusunda bir sohbet edelim. Hepinize selamlar. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlı. Tepkileriniz inanılmaz güzel canlı derslerimiz hakkında. Ve canlı derslere şunun şurası da çok az zaman kaldı. Bugün daha 26 Aralık ve yeni yılın ilk haftası başlayacağımız için inanılmaz heyecanlıyım. Hem sizinle tanışacağım için hem de birlikte spor yapacağımız için çok güzel olacak her şey. Neyse. Dün bir tane etkinliğe gittik işte. Christmas Market kurulmuş Galataport'ta. Oraya bir davetle gittik. Orada sizlerle de karşılaştık falan ve çok tatlıydı. Konser monser vardı. Orada da güzelce eğlendik. Neyse zaten gördüğünüz hepsini ben cheat day yaptım. Öyle böyle değil yani. Sabah en son kahvaltı yapmıştım ve yol inanılmaz uzun sürdü. Gittiğimde inanılmaz açtım ve zaten hani orada tamam okey yiyeceğim bugün falan diyerek gittim. Orada ne varsa artık onları yiyeceğimi ve cheat yapacağımı biliyordum zaten. Önce bir burrito yedim. Burritoyu da azıcık koymuşlar. Normalde burrito dediğin şeyin içerisine doldururlar. Pilavından tut. Meksika fasulyesini, içine başka tavuğun etini bilmem nesini. Patates vardı. Tavuk vardı. Ne o yani? Tavuk dürüm mü yedik ne yedik belli değil. Nasıl bu burritoydu? Anlamadım. O yüzden eksi. Normalde o aldığımız restoranı çok severim. Adını vermeyeceğim şimdi. Rencide olmasın. Ama güzel yapamamışlardı. Sonracığıma yetmedi. Küçüktü zaten. Hamburger yiyelim dedik. Kaburga burger yedik. Onları mesela şöyle düşünüyorum. Ben her zaman canım hamburger çekiyorsa ben nefret ederim. Burger King, McDonald's falan o tarz şeylerden. Böyle ne o pis pis geliyor bana. Çok nadir. Senede bir falan o böyle hani uf canım pislik bir şeyler yemek istiyor deyip yersem anca yerim. Neyse. Bir tane de ona yedim. Onun da içini azıcık doldurmuşlar zaten. Yani bu cimrilik nedir arkadaşlar? Fiyatlar yüksek, gramaj ve iç hacim düşüktü. Neyse etkinliktir dedik geçtik. Patates kızartması vardı masada onu da gördünüz. Ondan da 6, 7, 10 hadi 10 olsun. 10 tane yemişimdir. Öyle çok yemedim. Sonra yetmedi tatlı yiyelim dedik. Tatlı da böyle yürürken balkabağın içerisinde süt helvası yapıyorlardı. Süt helvası çok severim. Evde ben kendim balla yapmıştım fırında. Fitvitev'den girin bakın aşırı lezzetliydi. Yemin ederim size benim yaptığım daha güzeldi. Çünkü yine ağzım sulanıyor yemekten bahsediyorum. Niye daha güzeldi? Çünkü gerçekten çok şekerli geldi. Şimdi ben bir de uzun zamandır şeker tüketmediğim için rafine şeker. Zaten bana normal şekersiz sade çay bile şekerli gelmeye başlamışken gidip oradan o şekerli süt helvasını yemek biraz beni baydı gibi oldu. Ama güzeldi. Yedim yani. Az bir şeydi zaten o da. Sonra cima yetmedi. Kruvasan vardı. O sırada süt helvası. Zaten diyorum ki acaba kruvasan alıp süt helvasına mı bağlasak yani? O şekilde mi yesek falan? Kruvasan ama böyle iki yedik yani. Bir bütününü kendime yedim. Artık yeter. Sonra ama yetmedi. Eve dönerken Acıbadem Caddesi'nde bir künefeci var. Künefe mi yesek? Yok künefe var gelir. Katmer yiyelim. Artık gerçekten katmeri de söyledik. O gördüğünüz porsiyondan sadece 3 kare yedim. Geri kalanını paket yaptık. Evlere getirdik ki aileler yesin yani. Öyle yok yoksa olacak iş değildi. Böyle bir yoldan çıkma yaşandı dün. Şimdi bunu sizinle niye paylaşıyorum? Şu yüzden paylaşıyorum. Çok mutluyum yine de. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Dün etkinlikte çok eğlendim. Yediklerim için hiç pişman değilim. Onları yemesem hatta aklımda kalırdı. Of şu da çok güzel görünüyordu. Keşke yeseydim. Çünkü bir daha nerede göreceğim açıkçası. Anneannemde dayandım. Neden? Çünkü oradaki lezzetleri biliyordum. Daha önce ben bunu yemedim mi? Daha önce tadını biliyorum. Ha, bu şekilde kendimi ikna ediyorum evet ama. Burada bir etkinliğe gitmişim ve etkinlikte kabağın içinde süt helvası var. Daha sonra belki hiç deneyemeyeceğim ve daha önce görmediğim bir şey falan. O yüzden onları yemek istedim ve yedim. Bu kadar. Şimdi bugün yeni bir başlangıç. Bugün de gayet denge. Bak şimdi şunu söylemek istiyorum size. Önemli olan denge. Kendinizi strese sokmanıza hiç gerek yok. Anın tadını çıkarın. Şimdi ben dün öyle beslendim de hadi ipin ucu koptu. Bugün de öyle beslenim falan. Evde dünkü getirdiğim katmer var. Canım bir gram çekmedi yemin ederim size. Her şey kaldığım yerden devam ediyorum. Olması gereken bu diye size söylüyorum. Çünkü sizden gelen yorumları da okuyup konuşacağız zaten ama aranızda mesela kendini çok strese sokan, bunlar yasak, hayır yememeliyim diye davranan ve kendisine çok acımasız davranan kişiler de var. Eski kendimi görüyorum burada. Eskiden mesela ben de neyse birazdan yorumları şey yaparken vereceğim bu örneği. Aklımda bir örnek var çünkü. Öyle davranıyordum ama artık hiç bu tarz şeylere gerek yok. Çünkü sporunuzu güzel yaptığınızda, beslenmenizi güzel yaptığınızda arada sırada yaptığınız bu tarz kaçamakların ya da işte normalde yememeniz gerektiğini düşündüğünüz şeyleri yemenin hiçbir sıkıntısı yok yani. Ben bakın 26 gündür ekmeğin hiçbir çeşidini yemedim. Rafine şekerli hiçbir şey yemedim. Meyve falan da yemedim bu arada yani. Dün gece bunları yemem. Benim için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Bir günde bunları yedim diye bu bana kilo olarak dönmeyecek. Vücudum ayrıca şaşırmış oldu. Şokta vücudum şu anda bunları nasıl yedin diye.
Midem şok. Bu beni geriye itmez. Hatta vücut şaşırdığı için şu an sıçrayarak da yoluma devam edebilirim. Göreceğiz zaten hep birlikte. Yıl sonundaki ölçümlere çok az kaldı. O zaman görüşürüz. Ne durumdayım ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz ki sadece videodan videoya tartılıyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bunda hiçbir problem olmadığını, arada sırada çok güzel yolunuza devam ederken kaçamak yapmanızda bir sıkıntı yok. Ve mutsuz olmayın. Aksine mutlu olun. İstediniz ve yediniz. Bitti. Sonra yoluna devam et. Bu seni motive edici şey olsun hayatında. Pişmanlık olmasın. Yani yemişsin zaten. Olduğuyla öleceği çare yok. Yedikten sonrası önemli. Onu nasıl dengeleyeceğin? İpin ucunu koparmadan daha eski rutine nasıl döneceğin? Sporunu nasıl güzel yapacaksın? Biraz daha fazla spor yaparsın kardeşim. Onu telafi etmek senin elinde. O yüzden sakın. Sakın. Hiçbiriniz kendinize acımasızca davranmayın. Yaptınız bitti. Vallahi heyecanla konuşmaktan terledim şurada. Sıcak bastı beni. Geliyorum sorularınıza. Instagram'dan bu arada spor duyurumuzu da tekrar paylaşmış olduk. Ve başvurular şu anda tavan. Tüm maşallah Allah'ım ya Resulallah. Kayıtları dediğimiz gibi sadece dekontları gönderenlerle önceliklendirerek grupları kurmaya başlıyoruz ki yoksa yetişemeyeceğiz bu şekilde. Buradan da tekrar duyurayım. Mailinize eğer ki siz formu doldurmanıza rağmen dönüş gelmediyse, biz dönemediysek ki döndük herkes ama işte spam kutusuna düşüyor kimin ya da sistemsel aksaklıklar oldu çok kişiye mail gittiği için aynı hesapta. O yüzden bize dönün. Bana diyeyim mail gelmedi. Biz tekrar size gönderelim yavrularım. Böyle bir haksızlığa gelemem asla. Başvuran herkese o bilgi formu gitmeli çünkü. Yani ben takığım uyuyamam. Şimdi sorulara geçiyorum. Şuradan bilgisayarımı şarjdan alıp hemen seni bekleyin. Önce Damla'nın şu güzel motive edici yorumuyla yolumuza devam etmek isterim. Damla'yı bilirsiniz. Her videoda mutlaka bizimle kendi hayat hikayesini paylaşıyor. Demiş ki, Özüm abla, yemek yeme ve sporu yavaş yavaş oturttum. Bazen okuldan gelince yorgun oluyorum. Sonra spor yaptıktan sonra bir enerji geliyor bana. Sporun vücuduma kattıklarını görünce daha da motive oluyorum. Tabii sen olmasan ben bu yola baş koyamazdım. Bu kelimeyi size ben kazandırmış olabilir miyim? Bir de eskiden tartı takıntım vardı. Senin sende yavaş yavaş azaldı. Önemli olan tartı değil, ölçümler. Bunu da anladım. Seni çok seviyorum. Çok mutluyum. Hedeflerime dolaşınca yine yazacağım. Bekliyoruz Damla. Sırf sağlıklı beslenme teşvikin için değil. Her şey için teşekkürler. Çok iyi kalpli, çok güzel bir insansın. Umarım yolumuz bir gün kesişir inşallah. Ya da senin gibi insanlarla bir arada olurum. Gerçekten iyi ki varsın. Seni kendimden biri olarak benimsedim. Civcivler, civcivler, kalpler. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim Damla. Seni çok seviyorum gerçekten. İnşallah hepinizle bir gün böyle tanışma fırsatımız olur. Bu yapacağımız spor programıyla birlikte birçoğunuzla tanışma fırsatımız olacak zaten. Artı İstanbul'da yaşayanlarla birlikte dışarıda da spor etkinliklerimiz olacak. Ve birebir hani canlı sarılırız bol bol. Katılamayanlar için ya da işte İstanbul'da olamayanlar için vesaire. İnşallah hepinizle bir gün bir etkinlikte, bir buluşmada, bir şeyde böyle denk gelip tanışmayı çok istiyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Aylin demiş ki, Özüm kime soracağımı bilemedim. İnternette de bir şey bulamayınca sana sormak istedim. Sporda artık nabzımı yükseltemiyorum. Yaptığım spor hareketlerini değiştirsem de eskiden ilk 10 dakikada 80 kalori yakıyordum. Şimdi aynı hareketlerle 40'a zor ulaşıyorum ve çok modum düşüyor. Ne yapmalıyım? Ortalama bir saat spor yapıyorum. 400 ulaşıyorum. Eskiden şimdi 300 kaloriye zor çıkartıyorum. Şimdi şöyle. Vücut stresle de etkilenen bir şey. Arkadaşlar yani vücut sadece spor beslenme değil. Uykunuz önemli. İçtiğiniz su önemli. Uyku kaliteniz önemli. Uykunun tek başına da yeterliliği yok mesela. Stresiniz önemli. Duygu durumunuz önemli. Yani her şey bir bütün halinde ya. O yüzden çevresel faktörler falan da etkili olduğu için bu tarz şeylerde. Sen vücudunu strese sokma. Neden olmuyor dersen olmaz. Bir rahatla. Kötü şeylerin başı hep stres. Kendine iyi davran. Birazcık spor canavarlığı seziyorum içinde. Spora ilk başladığın zamanla şu an kendini kıyaslayamazsın zaten. Şu manada kıyaslarsın. Gelişimini kıyaslarsın ama başta şu kadar daha fazla kalori yakıyordum. Şimdi bu kadar az neden? E yavrum geliştin çünkü. Yani en başta sen atıyorum 2 harekette nefes nefese kalırken şimdi 15 hareket çıkarabiliyorsun sallıyorum yani. O yüzden bundan daha normal bir şey olamaz. Nabzın yükselmesine dair. Ama sen istiyorsan ki nabzın tavanlarda olsun. Ben işte çok daha hızlı antrenmanlar yapmak istiyorum. Sana HIIT kardiyo öneririm. Tabata öneririm. Bir de Metcon öneririm. Metcon. Enes'ten öğrendim yani. Onun bana yaptırdığı ve gerçekten mahvolduğum egzersiz şeyleri. Bunları deneyebilirsin mesela. Hem kuvvetlenirsin hem kalori yakarsın. Kendine iyi davran. Rica ediyorum ya. Kasım bu kadar bebeğim. Zaten iyisin. Sporunu yapmışsın. Takılma kalori yakacaktım. Eyvah dün bu kadar yakmışım. Şimdi bu kadar yakmışım. Olacak iş değil. Rahatla. Dora demiş ki, Özüm. Okullar açıldığı için spor yapacak vaktim olmuyor. Aşkım olur. Uyumadan önce yapabilirsin. Sabah da erken uyanıp yapabilirsin. Hadi hiç olmadı okula yürüyerek gidip gelebilirsin. Ben okulda ne yapıyordum biliyor musun? Lisede boş derslerde sıraları çekip arkadaşlarım squatlar, işte wall squatlar, duvarda hangimiz daha çok duracak falan diye spor yaptırıyordum. Yani böyle bir manyak ben. O yüzden yapabilirsin. Bak her an, her yerde. O yüzden bana bahanelerle gelmeyin. Okullar açılmış olabilir. Sınav haftan değilse yapabilirsin.
Lütfen. Sağlıklı besleniyorum fakat okulda bütün gün bir şey yemeyip eve gelince yeme hatayı yaşıyorum. Aşkım. Okula bütün gün bir şey yememek sağlıklı beslenmek değil. Eve gelince yeme hatayı yaşaman da normal çünkü aç geliyorsun eve. Yorulmuşsun. Kaç tane derse girmişsin belli değil. Ve açsın. Tekrar söylüyorum. Eve geldiğinde yemeğe ne olursa görsen saldırırsın orada. Öyle çok normal bir şey yani. O yüzden ne yapıyorsun biliyor musun? Akşamdan ya da sabah erken kalktığında kendine yemek hazırlıyorsun. Onları kaplarına koyuyorsun. Tatlı tatlı kaplar al kendine. Bu seni motive eder. Ama okuluna bunu götürüyorsun. Acıktın mı? Bunu yiyorsun. Yanına bir de ara öğün al. Çünkü okulda hani böyle yine insanlara da bir şey atıştırısı geliyor. Kuru yemiş olabilir bu ama abartma, kuru yemiş kilo yapar çünkü. Avuç avuç yeme. Çiğ kuru yemişler mesela alabilirsin. Meyve alabilirsin. Meyvenin yanına yoğurt da al. Hani bu tarz şeyleri birlikte kombinlemek vücutta daha çok tokluk sağlıyor. Vasayla peyniri kombinle ya da meyveli yoğurdu kombinle ve bir kendine yemek al. Öğle yemeği hazırla yani evde. Yulaf yapabilirsin, yulaf yiyebilirsin. Haşlama sebze yapabilirsin, tavuk soteleyebilirsin falan filan böyle şeyler. Eve geldiğinde de hafif bir şeyle günü sonlandırırsın. Şimdi demişsin ki bir de devamında. Artık alıştığım için okulda yemek yesem de yeme hatayı yaşıyorum. Her şey kafada bitiyor tamam mı? Alıştım. Ben buna artık bağımlıyım. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Emin ol bir günün alır ya. Bak sen bir gün sağlıklı beslenmeye şey yap kendini sok. Sporuna, okula yemek götürmene sağlıklı. O kafaya bir gir. Bitti. Bu kadar. Bir gün ya bir gün. Yeni alışkanlıklar edinmeye bak. Merhaba Özlüm. Ben çok uzun zamandır bir seneye geçti. Rafine şekeri ve beyaz unu bırakmıştım. Kendime rafine şekersiz tatlılar yapıyor. Her şeyde yulaf ya da tam buğday unu kullanıyordum. Şahanesin. Düzenli spor yapıyordum. Harika sonuçlar da aldım. Fakat yine de kendimi çok kısıtladığım için mi bilmiyorum. Evet. Sağlıksız abur cuburları ya da hamur işlerini özlüyorum. Tıkınırcasına yediğim dönemlerim oldu. Sonra hemen sıkı bir programla toparladım. Ama sürekli böyle olmasından yoruldum. Bir kere düzenim bozunca gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Aşkım, böyle olmasından yorulma. İnsansın. Çok normal. Düzenli devam edeceksin. Sonra canın çektiğinde arada bir kere, bu senin için ayda bir olur, başkası için ayda iki olur, senede on olur falan yani sallıyorum şu an bunu kişiden kişiye değişeceği için. Yani canın çekecek tabii ki. Bu kötü olduğun ya da durumda bir problem olduğu anlamına gelmiyor. Sadece insan olduğunu gösteriyor senin ve hatta kendini çok iyi davranan, çok sağlıklı beslenen, sporunu güzelce yapan, bu düzeni oturtmuş, kendine de rafine şekersiz tatlılar yapan, hani bunu artık keyif haline çevirmiş birisin. Yani bıkma bu durumdan. Hala canı çekmeye devam edebilir. Çünkü uzun bir ömrümüz var inşallah. Ve bu ömrümüz boyunca da canımız tabii ki bir şeyler çektiğinde arada sırada dengesini sağlayarak ki bak devamında ben sıkıca onu toparlıyorum zaten diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Aksine buna mutlu olman lazım. Yediğin zaman keyfini al bari. Yani yiyorsun onu, ondan keyif al ve yolun öyle devam et. Az önce söylediğim gibi bu sana daha böyle bir motive edici ve seni sıçratıcı bir güç olarak dönsün. Lütfen. Bir kere düzenin bozunca gerisi çorap söküğü gibi geliyor. O yüzden en ufak bir kaçamak yapmaya korkuyorum. İşte korkarsan olmaz işte. Sıkıntı bu tam olarak da. Korkma. Zayıf bir anımda sağlıksız bir şey yesem sonrasında kıtlıktan çıkmış gibi daha çok yiyorum. Aynı bak dün ben. Ama ne oldu? Bak bugün devam ettim. Yani dün gerçekten kıtlıktan çıkmış gibi yedim ben de. Porsiyonlarım küçüktü o yüzden tolere edilebilir. Bugün normal hayatıma devam ediyorum. Tekrar sabah kalktım, bol maydanoz yedim, haşlanmış bir tane yumurta yedim, domatesimi yedim, çayımı içtim. Mis gibi. Bu kadar. Yani normal dengeye hemen dönebilirsin. Çünkü dün dünde kaldı. Yedim bitti çok mutluyum. Tamam bitti. Yoluma devam edebilirim. Bu şekilde yaklaşman lazım. 10 gündür yine aşırı yiyorum. Rahatsız olacak kadar yüksek kalorili ve sürekli sağlıksız besleniyorum. Cildim kötüleşmeye, sivilcelenmeye başladı. O kadar emeğimin boşa gitmesinden korkuyorum. Ama tekrar her şeyi kesmek de çok zor geliyor. O kadar uzun süre şekersiz beslenmeme rağmen vücut ufacık bir şeker bile alsa devamını istiyor ve bu çok sinir bozucu. Çünkü şeker bir bağımlılık arkadaşlar. İrademize nasıl hakim olabiliriz? Şekeri tamamen kesmek yerine çok canımız şeklinde yemek daha mı iyi acaba? Evet! Evet. Bir süre yemeyince her şey çok tatlı geliyor ve aramıyorum. Ama çok yeme dönemine girince işte çok yeme dönemine girmemek lazım. Sağlıklı beslenme, rafine şekersiz beslenme senin için bir hayat. Böyle bir yaşam tarzı ya. Canın çektiğinde arada sırada bir kere, bir gün yedin diye bunu sen aa bak bugün yedim artık ipin ucu kaçtı yarın da yiyeyim, öbür gün de yiyeyim. Bunu yapmaman lazım. Yedin, mutlu ol, yoluna devam et. Orta noktada buluşmamız gereken kısım bu. Sen kendini çok kısıtladığın zaman, buna yasaklı gibi davrandığın zaman ne oluyor biliyor musun? Ben bunu nasıl olsa bir daha hiç yemeyeceğim. Hayır, yiyebilirsin halbuki canın çektiği zaman ya. Ama hiç yemeyeceğim diye düşünüp o rutine geri sokamıyorsun kendini. Dur şunu da yiyeyim hazır bozmuşken. Yarın oluyor ay dur şunu da yiyeyim hazır bozmuşken. Yeni başlamadan bunu da yemiş olurum falan hani. Yani ben de eskiden bozmuşken bu hafta beslenim ama ipin ucu kaçıyor ve asla geri toparlayamıyorsun. Ve emeklerin işte o zaman boşa gidiyor. Çünkü full kötü besleniyorsun anladın mı? Aran olmuyor yani. Kendimden bildiğim için söylüyorum tekrar bunu. Bak işte artık yeni bilinçlenmeyle birlikte yaşım büyüdü biraz daha olgunlaştım. Biraz daha bilgim arttı gerçekten deneyimlerime de güvenerek. Dün yedim bitti. Bir daha ne zaman canım çekerse o zaman bunu tekrar
tekrar konuşuruz. Ama şu anda full motive devam ediyorum. Canım da bir gram çekmiyor. Yetti çünkü. Gözüm de doydu, ruhum da doydu, midem de doydu. Doydum da doydum yani. Sıfırlandı da değil, yaptığım her şey boşa gitti de değil. Hayır. Ayrıca enerji gerçekten çok iyi geliyor. Teşekkür ederim. Yeniden başlamak için gerekli gücü sayende bulabilirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bence sen şu an başladın aşkım. Şu anda başladığını düşünüyorum. Aleyna demiş ki, özüm alt karnım eridi yazısını görmemle videoya gelmem bir oldu. Gitmeyen alt karnımla ilgili ne yapabilirim? İzlemeye geldim. Şekeri kestim. Unlu şeyleri tüketmiyorum ama bugün çok sinirlendim çünkü yanlışlıkla şeker tükettim. Eve gelen kuşburnu marmelatında annem şeker yok dedi. Biraz yedim. 3-4 çay kaşığı kadar. Böyle bir tatlı geliyor dedim. Var bence bunda. Anneme komşuya sordurdum. Varmış. Sonra sinir krizleri. Neyse. Olan oldu diyelim. Yola devam edelim. Seninle spor yapmak için sabırsızlanıyorum. O takıma katılmak için. Ben biraz kilo almam gerektiği için yememi arttırdım. Alt karın videolarını yüklenmeye başladım. Umarım Ocak ayında ölçüm yaptıracağım. Kas kütlemi arttırmış olurum. Sana teşekkür ediyoruz bu seri için. Rica ederim balım ama sen de kendine acımasızca davranan birisin. Lütfen kendine bunu yapma. Videonun başında birazdan size bir örnek vereceğim. Aklımda dediğim şey örnek buydu. Ben 400 gün şekeri bıraktığımda çay içerken yanlışlıkla annemin çayını içtim ve annem inanılmaz şeker koyar işte. 2-3 şeker falan koyar bardağına ve o kadar eminim ki benim çayım olduğundan şat attım bildiğiniz bardağa. Yani dibini gördüm. Ve ben sonra ağlamaya başladım gençler. Yani nasıl olur bu? Nasıl yanlışlıkla senin çayını içerim? Şimdi her şey boşa mı gitti? O kadar şekersiz beslenmiştim falan filan diye. Ya şimdi dönüp baktığımda kendimi o kadar zorlamışım ki. Kendime o kadar acımasız davranmışım ki. Evet o dönem o kafadaydım. O zamanki özüm böyle düşünüyordu ama şu anki özüm o kadar farklı düşünüyor ki. Aşkım sadece 3-4 çay kaşığı yemişsin. Bunda bir şey yok. Ve yanlışlıkla yemişsin ve hadi isteyerek de yiyebilirdin. Yani canın çekmiştir ve yemişsindir. 3-4 çay kaşığı dediğin nedir ki? Gözünü seveyim kendine bunu yapma. Sinir krizi geçirme. Ama ben de geçirdiğim için geçmişte çok iyi anlıyorum seni yine. Yapmamak lazım bak. Abla tavsiyesi olarak alın bunu. Deneyimlerimle konuşuyorum. Birkaç sene önceki özüme de dönüp bu tavsiyeyi vermek isterdim bir abla olarak. Ben tecrübelerimi yaşayıp size aktarmaya çalışıyorum. Olsun. Sizin ablanız olayım bebeklerim. Olan oldu. Yani yemişsin, olduğu lövdüğe çare yok, sinir krizine gerek yok. Diyeceksin ki, ah be şeker varmış ya, neyse. E tam böyle devam edeyim, yapacak bir şey yok yani. Ben yoluma devam edeyim, yedik gitti artık falan diyeceksin. Yani biraz rahat olun, salın kendinizi. İsteyerek de yiyebilirsin, bunda hiçbir sorun yok. Bu arada ölçümünü heyecanla bekliyorum. Alt karın da gider. Gider, gider, gider. Elma sirkesi, aç karnın organik elma sirkesi için. Bardak suyla karıştırıp birazcık. Ve bir de meyveleri, sebzeleri pişirerek tüketmeye çalışın. Sindirim için gerçekten ben alt göbeğimin gitmesinde sporun yanında. Bunların da etkisini gördüm. Buradan da bir şey olsun tekrar alt karından bahsetmişken. C demiş ki, ay özüm zayıfladıkça çenen ve elmacık kemiklerin de iyice belirginleşti. Efsane gözüküyorsun. Ben de kendimde bu değişimi görmek istiyorum deyip gülmüş. Aşırı güldüm bu yoruma. Çünkü ne biliyor musunuz ben edit yaparken böyleyim. Ay bana bir şeyler oldu. Ay gerçekten bir değişim yani. Evriliyorum gibi böyle bir farklı bir versiyonuma geçiyorum. Cildim falan ışıl ışıl tüm maşallah. Bak ama dün makyaj yaptım. Sivilce attı buralarımda. Cildim o kadar alışık değil ki. Ya öyle bebeğim ben de inanır mısın çok mutluyum. Fiziğim de aynı şekilde. Yani kendime baktıkça böyle aynada geçerken böyle bir şok oluyorum. Ah bu kim bu ben miyim falan diye. Çok mutluyum. O yüzden motiveyim. Ya bak yüzümden gülücük eksik olmuyor. Allah sizin de gülücüklerinizi yüzünüzden eksik etmesin aşkı tolarım kardeşlerim ya. Böyle devam sağlıklı beslenmeye. Hep İçinizde bu sonucu görmek, bu motivasyonu görmek istiyorum. Lütfen. Ayço demiş ki, özüm aslında 3-4 yıldır sıkı takipçinim. Bak şimdi, bak her sizde şimdi iki tane yorum paylaşacağım. Aranızda böyleler varsa size kınıyorum sizi. Aşk olsun. Ben size ne yaptım? Aktif spor yapan ve beslenmesine dikkat eden biriydim genel olarak. Son zamanlarda öğrenci evine çıkıp ders yüzünden sabahlamalar ve bunun getirdiği düzen değişmesiyle sporda sağlıklı beslenmeyi de bıraktım ve yağlandım. Bu sırada fark ettim ki videolarını izlemeyi de bıraktım. Sonra düzensiz sağlıksız nereye kadar dedim ve ilave şekeri kestim. Bir haftadır güzel ilerliyorum. Ve şu konuda aydınlanma yaşadım. Videolarını bu yüzden izlemeyi bırakmışım. Yani suçluluk duygusu. Eğer videoyu izleyip herkes yapıyor, ben niye yapamıyorum tarzı düşünen kişiler varsa, size sesleniyor, aranızda varsa, gerçekten bunun önce sizinle alakalı olduğunu fark edin. Beyne yeterli sinyali vermedikçe anlık istekler bizi ele geçiriyor. Çok doğru, onu diyorum. Bir şey gerçekten istersen, kafaya koyarsan, iradeni ancak o zaman koruyabiliyorsun ve motivanı o zaman sağlayabiliyorsun. Ben size burada bir saatte konuşsam, 1000 tane şey de anlatsam, eğer ki sen istemiyorsan, yani yapmazsın. Bu biraz sende bitiyor değil, çoğu sende bitiyor. Ben sadece... Yani bu yolda size bir arkadaş olabilirim gerçekten. Ve bunun gibi bir yorum daha var. Şok oldum. Siz suçluluk duygusu hep beni niye izlemeye bırakıyorsunuz? Benim suçum ne? Ben size burada emek vermekten başka ne yaptım ya? Ben size burada ablalık yapmaktan başka ne yaptım? Benden suçluluk duyamazsınız. O zaman ben de suçluluk duygusu duyup mesela dün akşam yediklerimi çiğitten sonra video çekmeyi bırakayım. Yedim nasıl olsa. Olacak iş mi bu? Aşk olsun niye beni izlemeye bırakıyorsunuz?
kırıldım. Hayır, şok oldum bir de. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ve bak şimdi Sinem de demiş ki ay özüm ne zamandır izlemiyordum seni. Zaten çok güzeldin, şimdi ayrı bir güzelleşmişsin. Tam spora ve diyete nasıl döneceğimi düşünürken sana rastladım yine. Motivasyonum tavan şu an. Aşkım sen de mi beni bıraktın suçlu duygusuyla? Şok geçirdim, beni bir daha bırakamazsınız. Tamam mı? Ben bunu öğrendim artık, bitti. Ben sizi darlarım. Instagram'dan falan her yerden hey suçluluk duygusu duyanlar. Bekleniyorsunuz. Acil YouTube videosuna falan diye. Gözde demiş ki özüm ben kilo vermek değil de almak istiyorum. Bunun için önerebileceğim bir şey var mı? Spor yapıp sağlıklı besleniyorum. Bunları yaparken kilo vermek istemiyorum ama seni seviyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Kilo almak isteyenler için de kanalımda video var. Kilo alma videosu. Onu izleyebilirsin. Bizimle birlikte işte spor yapabilirsin. Kilo almak isteyen birisi harcadığından daha fazla kaloride beslenmesi lazım ki kilo alabilsin. Kilo vermek isteyen kişi de günlük harcadıkları kaloriden daha azını besinlerden almalılar ki enerji açığı oluşsunlara da ve kilo verebilsinler. Yoksa yapacağınız şey aynı. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak. Uykunuza dikkat etmek, bol su içmek. Sadece porsiyonlarınız fark edebilir. Kilo almak isteyenler ve vermek isteyenlerle. Galiba Şaşkın kapıyı tekliyor şu anda girmek için. Ay bunu çok göstermek istedim size. Şaşkın böyle usulca kapımı aralıyor. Açıyor bir de. Sonra görünmediğini sanarak yavaş yavaş düşmanı ilerler gibi ilerliyor. Bunu çarpı 2 hızla koydum bu arada. Siz düşünün ne kadar usul ve yavaş geldiğini. Yiyeceğim ya, çok tatlısı. Gülse demiş ki karın kaslarım çıkmaya başladı biraz. Çok mutluyum. İyi ki gördüm seni. İyi ki tanıdım. Aşkım devam et böyle. Bana yine geçen bir before after fotoğrafı geldi. Dediniz ki yok paylaşma. Aramızda kalsın sadece ikimiz görelim diye. Gerçekten keşke paylaşsam. O kadar fark vardı ki yani. Ben arkadaşlar buna tek başıma ortak olmak istemiyorum. O kadar iyi ki çünkü. Yani deliriyorum. Diyorum ki helal olsun derim ya. Bu fark nedir? Tamam ben kendimdeki farkı görüyorum ama sizden gelen tepkiler sonuçta benim de vesilemle olduğu için bu sonuç böyle daha da inanamıyorum ya. Şoka sokuyorsunuz beni. Çok mutlu oluyorum. O yüzden helal olsun size. Keşke before after'larınızı paylaşmama da izin verseniz arkadaşlar. Free demiş ki stres nedeniyle yemek yeme ve gece yemek yeme alışkanlığından kurtulmak için neler önerirsin? Yemeden durulmuyor, yiyince de suçluluk duyuluyor. Az önce konuştuklarımızın aynısını sana dönerim. Gerçekten suçluluk duymanı gerektirecek hiçbir şey yok. Ben de mutsuzken bazen kendimi yemeğe veriyorum yani. O yüzden ne yapıyorum biliyor musun? Mutsuz olduğum zamanlarda annem falan zaten bunu fark ettiği için bana engel oluyorlar. Yani diyorlar ki sen şu an mutsuzsun. O yüzden sakin ol. Bekle, abartma falan diye. Yani çevremde beni böyle frenleyen mekanizmalar kurdum. Ekip falan mutsuzsam beni yola getiriyorlar falan böyle. Onun haricinde çok su içiyorum. Su, çay, kahve. Bunlarla kendimi oyalıyorum. Gece yemek yeme alışkanlığını da kırman lazım. Intermittent fasting öneririm. Kanalımda videosu var, izleyebilirsin. O senin geç saatlerde yemek yemene engel olabilir. Hem de güzel beslenirsen zaten gecenin köründe yemek yemeye kendini itmezsin. Bir gün aç uyursun, iki gün aç uyursun. Böyle kuduruk kuduruk uyursun. Dersin ki of şu an bir şey yemeliydim falan. Ondan sonra geçer emin. Ve kendine teşekkür edersin. Devam et. Kendini de strese sokma. Ya gece yemek yeme. Bu senin sağlığın için iyi bir şey değil bir kere. Vücudun uyku moduna kendini hazırlarken vücuduna tekrar yemek sokup onu harekete geçirmek ve yormak ileride de bir problem. Yani bu yüzden sağlığın için dikkat etmen lazım. Yoksa sağlığımıza bir zarar olmasa gece de ye, sabah da ye. İstediğin zaman ye yemek. Ama işte sağlıklı değil. Sorularımızı cevapladık arkadaşlar. Tebrikler. Bu tam böyle cheat day videosu olmuş oldu. Sizden gelen sorular da şansa hepimiz aynı bir dönemdeydik galiba çünkü. Benzer olmuş. O yüzden çok güzel oldu. Umarım size faydalı olmuştur ki bence oldu. Sıkmayın hiçbir şey için canınızı. Kendinize lütfen iyi davranın. Hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz benim tanıtıklamayı unutmayın. Beni Instagram hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın aşkitolarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Form doldurmayı da unutmayın canlı spor videolarımız için. Kayıtlar dolmak üzere. Bay bay. Sonra da kalktım. Enes'le buluştum ve sizin formlarınıza tek tek mailden dönüş sağladık. Acıktım, yoruldum. Yemek bekliyorum. Üşüdüm, açlıktan üşüdüm. Ve bu da son olarak akşam yemeğim. Kekikli tavuk yedim, ızgara, ıspanak vardı yanında ve patates püresi vardı. Bu da Enes'in yemeği. Tanır mısın bilmem. Tanırım bence ama neyse.